2002 yılından bu yana Dünya Ses Günü olarak kutlanan 16 Nisan 3 yaşındaki Ata Kemal için artık ayrı bir önem taşıyor. Minik Ata Kemal ses tellerindeki rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşındayken kaybettiği sesine geçirdiği başarılı ameliyat sayesinde bu anlamlı günde yeniden kavuştu. Biz e, tekrardan oğlumuzu o gün yeniden doğmuş gibi hissettik. Doğumunda bu kadar ağlamamışımdır Ata Kemal'in. Aslan ailesi bugünlerde büyük bir sevinç yaşıyor. Çünkü 3 yaşındaki oğulları Ata Kemal bebeklikten beri çıkmayan sesine yeniden kavuştu. Ata Kemal'in henüz 10 aylıkken ses kısıklığıyla başlayan rahatsızlığı daha sonra nefes darlığına dönüştü. Dila Zeynep ve Erdem Aslan çifti çocuklarının hastalığına çare bulmak için uzun süren bir mücadeleye girişti telsizlerle hayatımızı geçiriyoruz. İşte nefesi nasıl, sesi nasıl. Çünkü telsiz olmasa ağladığında duyamıyorduk. <laughs> hadi, hadi. Ata Kemal'in anne babası 3 yaşına kadar ağlama sesini bile bu telsizler yardımıyla duyabiliyordu. Geçirdiği ameliyat sonrası ise insanın içini ısıtan kahkahalarını artık kendi de duyabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> götürdüğümüz kontrollerde yanlış tedavi ve yanlış teşhis konuldu. mevcut rahatsızlığı ilerledi, sesi hiç çıkmamaya başladı. Yolumuz bir şekilde Ferhan Hoca ile kesişti. Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden Profesör Doktor Feriha Öz'ün oğlu olan kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Ferhan Öz doğru teşhis ve başarılı bir ameliyata imza attı. Üstelik ameliyatın yapıldığı 16 Nisan günü 2002 yılından bu yana Dünya Ses Günü olarak kutlanıyor. Ses sağlığı ile ilgili bir farkındalık günü 16 Nisan. Bir papilomatosis hastalığı virüsten geçiyor. HPV virüsüyle geçebiliyor. Yani ses kısıklığıyla başlar ve solunum güçlüğüne kadar gider. Ameliyattan sonra bu süreçte Atakemal'in sesini duyduğumuzda biz hani Atakemal yeniden doğdu gibi oldu bizim için. Aslan ailesinin evi artık Atakemal'in 2 yıldan fazladır hasret kaldıkları sesiyle yankılanıyor. Baba diye var